Merhaba arkadaşlar. Set 511 birinci soru. Aşağıda y eşittir fx ve y eşittir f bileşke gx fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Buna göre g 2 artı g2 değeri kaçtır diye soruluyor. Bakın arkadaşlar fx doğrusal bir fonksiyon. Dolayısıyla ben bunun neyini yazabilirim? Denklemini yazabilirim. Şimdi şuraya baktım. Pardon. Şu rengi hemen siyah çevirelim. Şurası ne oldu? alfa oldu. Şimdi bunun eğimi nedir? Tanjant alfadır. Yani x ekseniyle pozitif yönlü yaptığı açının tanjantı bana eğimi veriyordu. Hemen şuraya da alfa dedik. Bakın şuradaki eksilik sizi yanıltmasın. Eğimde eksiliğe ya da artılığa karar veren neydi? Eğim açısının dar ya da geniş olmasıydı. Buradaki açım dar açı dolayısıyla eğim açım bir kere eğimin bir kere pozitif olmalı. Hemen yazalım fx eşittir. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemlerin eğimi x'in katsayısı değil miydi arkadaşlar? Yani ax artı b'de x'in katsayısı olan a bana eğimi veriyordu. O zaman eğimi 1 ise bakın tanjantı nedir? 2 bölü 2'den 1. O zaman x olmalı. x'e 0 verdiğimde y'yi eksi 2'de kesmeli. Şöyle yazabiliriz. Bakın y'ye 0 verdiğinizde de x'i nerede kesecek? 2'de kesecek. Aynı hareketi f bileşke gx için de yapalım. Bunun denklemini yazmaya çalışalım. Önce eğim açısını bulmamız lazım. Şurası. Bu eğim açısını bulduktan sonra tanjantına bakacağız. Bakın buradan karar vermek zor ama şuraya taşırsam ben bu alfayı. Şuraya da alfa diyelim. Burası ne oldu? Bakın 2 birim. 2 birim. Şurası 8 birim değil mi? O zaman bunun eğimi nedir? 8 bölü 4'ten 2'dir. Bir kere 2x olmalı. x'e 0 verdiğimde y'yi kestiği noktayı Bilmiyorum. O zaman şuna şöyle diyelim. Hadi bunu diğer yolla çözelim arkadaşlar. Şurası artı C olsun. Şimdi şurayı birazcık temizleyelim. Bakın bu nereden geçiyor? Bu doğru. Eksi 2 2'den geçmiyor mu? O zaman x yerine eksi 2 koyduğumda ne olmalı? 2'ye eşit olmalı. O zaman eksi 4 artı C eşittir. Eksi 2'den C ne geldi Buradan. 2 geldi o zaman f bileşke g neye dönüştü 2x artı 2'ye dönüştü değil mi yani f'de f'de g x'i yerine koyduğumda 2x artı 2'yi vermeliymiş gelin koyalım bakın f'de gx'i yerine koyacağım yani şurada g x eksi 2 eşittir 2x artı 2 Gx neye eşit geldi buradan. 2x artı 4. Bana neyi soruyor? g eksi 2 artı g2. g eksi 2'yi hesaplayalım. x'i gördüğüm yere ne yazacağım? Eksi 2 yazacağım. Eksi 4 artı 4'ten 0 oldu. g2'yi hesaplayalım. 4 artı 4'ten 8 oldu. İkisini toplarsak ne olur? 8 olur. E şıkkı doğru cevabımız. İkinci soru. Aşağıda y eşittir f bileşki fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre verilen ifadenin değerini hesaplamamızı istiyor. Arkadaşlar f bileşki fx'in grafiği doğrusaldır bakın. Doğrusal fonksiyonlar nasıldı? fx eşittir ax artı b formundaydı. Yani derecem neydi? 1'di. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken nokta şu. Şu a'ya ne diyorduk arkadaşlar? Eğim diyorduk değil mi? Doğrusal fonksiyonda x'in katsayısı bana eğimi veriyordu. Eğimi neyle hesaplıyorduk? Tanjant alfa ile buradaki alfa fonksiyonun grafiğinin x ekseniyle yaptığı pozitif yönlü açının tanjantı. Yani şu doğrusal fonksiyona bakacak olursak benim eğim açım neresi? Şurası değil mi arkadaşlar? O zaman karşım kaç birim? 4 birim. Komşum 1 bir birim. Tanjant alfa nedir? Tanjant alfa 4 bölü 1'den 4'tür. O zaman f bileşke fx'in fonksiyonu 4x Olmalı kesinlikle. Şimdi yandaki sabite karar verelim. Bakın x yerine 0 verdiğimde y eksenini kestiği noktayı bulmuyor muydum? O zaman x yerine 0 verdiğimde çıktım. Eksi 12 olmalı. Hemen şuraya eksi 12 yazıyorum. F bileşke fx'in grafiğini ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Şimdi bize f2 lazımmış. Hemen şurada x yerine 2 yazalım. Bakın f bileşke f2 demek. F'in içinde f2'yi yerine yaz. Çıktığını bul demek. Şimdi 2 yazıyoruz yerine eksi 4 geldi. Şimdi burada şöyle bir hareket yapmamız lazım. Şunu bir az daha sağ tarafa yazalım. Eksi 4 geldi. Ben buradan iki tarafı da soldan f'in tersiyle bileşke işlemine tutarsam. Bakın şu f'in tersiyle f gitti. f2 neye eşit geldi? f eksi 4'e eşit geldi. Dolayısıyla şu oran ne geldi arkadaşlar? 1 geldi. Aynı şekilde F3'ü bulalım. Bakın F'de, F'de, F3'ü yerine yazalım. X yerine 3 yazdığımızda ne geldi buradan? 0 geldi. Aynı işlemi burada uygularsak. Yani tersiyle soldan bileşkiye tabi tutuyorum. F3 eşittir. F'in tersinde 0 geldi. Yani F'in tersinde 0 F3 de birbirine eşitmiş. Bunlar da birbirini götürdü. 1 bir geldi. 1 ile 1'i topladım. 2 oldu. D şıkkı doğru cevabım. Üçüncü soru. Aşağıda dik koordinat düzleminde çizilen doğrusal bir fonksiyonun geçtiği kırmızı noktalar verilmiştir. Buna göre f bileşke fx fonksiyonunun grafiğinin geçtiği nokta çiftlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Bakın arkadaşlar şimdi şunları bir birleştirelim. Gördüğünüz gibi x ekseninde bir birim y ekseninde iki birim olarak şöyle ilerliyor. Götürdük. Şurada kesti devam etti. Şimdi önce fx'in denklemini yazmaya çalışalım. Bakın fx'in denklemini yazarken neden yararlanmamız lazım? Bu doğrusal bir fonksiyonsa demek ki fx ax artı b formundaymış. Burada geçtiği noktalardan yararlanarak da yazabiliriz aslında. Yani şurası nedir? 2'dir. Şurası eksi 4'tür. Hadi bunu oradan çözelim. Diğer yolu da söyleyeceğim. Şimdi burada eksenleri kestiği noktalar biliniyorsa nasıl yazıyorduk denklemi? x bölü 2 artı y bölü eksi 4 eşittir 1 diyorduk değil mi? Payda eşitledim. 2x şu eksi yukarıya atayım. Eksi y bölü 4 eşittir 1 eşittir koydum. Ne dedim? 4 dedim. Şimdi eksi y'yi sağ tarafa 4'ü sol tarafa atarsam y eşittir. 2x eksi 4. Benim neymiş? fx fonksiyonumun denklemiymiş. Diğer yolla nasıl yazabiliriz arkadaşlar? Bakın şurası ax artı b'de a nedir? Eğimdir değil mi? Buradan eğimi hesaplarım. Eğim nasıl hesaplanıyordu? Tanjant alfayla. Şuradan eğimi hesaplarım. Daha sonra buradan ilerleyerek ne yapabilirim? Denklemi yazabilirim. E, y eksenini kestiği noktada eksi 4'müş. X'e sıfır verdiğimde eksi 4 olmalı diyerek de yazılabilir. Şimdi fx buysa f bileşki fx nedir arkadaşlar? Bu ne diyordu? Git f'te x gördüğün yere şöyle bir daha yazalım. Fx yaz. O zaman yazalım. 2 çarpı 2x eksi 4 eksi 4. Dolayısıyla bu ne geldi? Şöyle yazayım. 2'yi dağıttım. 4x eksi 8 eksi 4 daha eksi 12 oldu. İşte benim bileşkemin denklemi neymiş? Buymuş değil mi arkadaşlar? Şimdi bunun için x'e 0 verdiğimde y eksenini nerede kesecek? y eksenini eksi 12'de kesecek. Y'ye 0 verdiğimde x eksenini nerede kesecek? 3'te kesecek. O zaman 3'e eksi 12'den geçen bir ne çizmem lazım? Doğru çizmem lazım. Bu arada bunun eğimi nedir arkadaşlar? 4'tür değil mi? Bakın şimdi şu noktayı alalım. Bu noktadan geçtiğini varsayalım. O zaman eğimini bulmak için ne yapmamız lazım? Ama yine çizmemiz gerekecek. Şimdi şöyle aşağıya doğru götürdüm. Kaç kare götürüyorum? Bakın 3'e 3'e 12 mi gitmesi lazım yani 1'e 4 gidiyor değil mi arkadaşlar 1'e 4 gidiyor O zaman Şöyle Bakın 1'e 4 Şöyle devam ettiriyorum 1'e 4 Şöyle aşağıya doğru devam edip şu ekseni de nerede kesiyor eksi 12'de kesiyor Bakın geçtiği noktalar ne bir yeşilden geçti Bir de şurası sarıydı değil mi şunu bir Şöyle alalım. Ha, evet. Bir de nereden geçti? Sarıdan geçti arkadaşlar. Yeşil ve sarı doğru cevabımız oldu. A şıkkı.